orantısız güç kullanan, devletin bütün imkanlarını arkasına almış bir güce rağmen %13,1'lik bir oyla 6 milyon seçmenimiz bizi buraya, parlamentoya adalet, demokrasi ve barış ilkelerini ezilenden yana, sömürülenden yana, yoksuldan yana, kadından yana, gençten yana tutum almak için bizi buraya gönderdi, görevlendirdi. Şimdi değerli arkadaşlarım, seçim döneminde yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar, bunlar bir kısmı medyaya yansıdı ama sizler sahada çalışan aday arkadaşlarımız, sahada çalışan parti yöneticilerimiz bunu birebir yaşadınız, tanıklık ettiniz. Çok zorlu bir seçim kampanyası yürüttük. Biz buna rağmen sandıktan ne sonuç çıkarsa herkes buna razı olmalı dedik. Biz HDP olarak barajın altında kalsak da, parlamentoya giremesek de yeniden çabalayacağız, çalışacağız. Kusur bizde diyeceğiz, hata bizde diyeceğiz. Hatta eş başkanlar olarak istifa edeceğiz. Görevimizi başka arkadaşlara devredeceğiz. Ama demokrasi yarışından vazgeçmeyeceğiz dedik. O dönem hatırlarsanız ülkenin yönetiminden sorumlu olan başbakan da seçim kampanyası yürütüyordu. Ve bize şu çağrıları yapıyordu. Baraj altında kalırsanız sakın mızmızlanmayın. Seçim sonuçlarına şimdiden razı olun. Ne çıkarsa onu herkes kabul etsin. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Bakın şimdi bunları niye anlatıyorum değerli arkadaşlar? Milletin iradesinin üzerinde beşeri irade yoktur diyenler, biz milletin iradesiyle geldik, milletin iradesiyle gideriz diyenler, 13 yıldır millet, millet, sandık, sandık diye her yerde bunu temcit pilavı gibi tekrar tekrar ısıtıp önümüze getirenler, bugün halkın tercihi karşısında bir darbe, bir junta devleti, hükümeti kurma yolunu tercih etmişlerdir. Ülkemiz 7 Haziran'dan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Toplum üzerine düşen görevi yapmıştır. Sandığa gitmiş yurttaşlarımız birçok yerde, bakın birçok yerde haksız, hukuksuz uygulamalara rağmen oyunu Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılım oranlarına riayet ederek tercihini kullanmış ve bir parlamento şekillenmesi yaratmıştır. Buradan bir koalisyon çıkması talimatı vermiştir. Fakat değerli arkadaşlar, 13 yıldır ben milli irade ile geldim, vesayet tanımam, ben darbelerle mücadele ettim, 28 Şubat'ta mücadele ettim, efendim ordu içinden dışından her türlü vesayete karşı mücadele ederek geldim diyenler, HDP'nin başarısı karşısında bugüne kadar savunduğunu zannettikleri ilkelerini bir tarafa bırakıp ülkeye darbe yapmışlardır. 7 Haziran sonrası halkın iradesine açıkça bir Recep Tayyip Erdoğan darbesi yapılmıştır. Şu anda junta yönetimi, sivil junta yönetimi Türkiye'de hükümete, devlete açıkça el koymuştur. Yetkisiz, hukuksuz, gayrimeşru. Nereden alıyorlar yetkilerini? Şu anda aldıkları kararların, ülkeyi savaşa götürecek kararların, üst düzey bürokratik atamaların yaptıkları olağanüstü, gizli, örtülü ödenekten yaptıkları harcamaların yetkisini nereden alıyorlar? 7 Haziran'da bu yetki elinizden alındı. Siz artık tek başınıza iktidar değilsiniz. Artık bu ülkede kararları tek başınıza veremezsiniz. Bunu yapmaya çalışanlar 7 Haziran sandık sonuçlarına açıkça darbe yapmışlardır. Mevcut durum budur. Darbenin bir de kuyrukçuları vardır. Kendine milliyetçiyim diyenler şimdi bu darbenin ortağı olmaktan, utanç duymadan, sıkıntı duymadan şakşakçılığını yapmaktadırlar. Hatırlarsanız ne diyordu? Partimizden saraya gideni partiden atarım diyordu. Değil mi bu milliyetçiler? Bak dün sarayda el pençe divandılar. Hani Bilal'i istiyordunuz? Bak Bilal'i alamadınız, Hilal'i verdiniz. Gördünüz değil mi?
şimdi değerli arkadaşlar, nedir bizim suçumuz? %13 oy almış olmak. Halkın taleplerini sandığa ve parlamentoya yansıtmış olmak. Bunun dışında tırnak içerisinde bize atfedilebilecek tek bir suç yoktur. Biz demokrasi gelişsin, bu ülkede adaletsizlikler giderilsin, eşitlik, özgürlük bizim kalıcı sistemimiz, yaşamımız, yeni yaşamımız olsun diye mücadele ettik. Ve buraya gelen 80 parlamenter arkadaşımla, parti yönetimimizle birlikte Türkiye'ye verdiğimiz sözü, barışı gerçekleştirmek için daha ilk akşamdan, 7 Haziran akşamı göreve hazır olduğumuz, barış görevine hazır olduğumuzu ilan ettik. Fakat yıllardır çözüm süreci, yıllardır milli birlik, beraberlik, kardeşlik süreci yürütüyoruz. Bunun için baldıran zehri içeriz, bunun için kefen giymeye hazırız diyenler 7 Haziran'da iktidarlarını yitirince barışın ne kadar anlamsız olduğunu onlar için, barışın ne kadar önemsiz olduğunu ilan ettiler. Darbenin anlamı budur. Dolmabahçe mutabakatını hatırlarsınız. Bizim parlamenter heyetimiz, İmralı heyetimiz, hükümet yetkilileri, AKP'nin meclis grubu, grup başkan vekili yetkilileri birlikte ortak bir açıklama yaptılar. Bakın değerli arkadaşlarım, o açıklama Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en önemli siyasi işlerinden biridir. Küçümsenecek bir belge, küçümsenecek bir açıklama değil. Çok kutsal, çok saygın, çok ahlaki bir iştir. Onun, o metnin açıklandığı dakikaya kadar uğraşı, çabası, emeğiyle arkasında duran, katkı sunan herkese ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür hak ediyorlar. Gerek devlet heyeti, gerek AKP heyeti, gerek bizim heyetimiz ve özellikle o belgeyi kararlı siyasi iradesiyle arkasında durarak ilan ettiren Sayın Öcalan'ın her biri ayrı ayrı teşekkürü hak ediyor. Çünkü barışın anahtarını Türkiye toplumuna teslim ettiler o açıklamayla birlikte. Artık kirli güçler, kontra güçler, derin güçler, uluslararası güçler, yani barış düşmanı diyebileceğiniz kim varsa onların elinden barışın rehin olarak tutulmasını aldılar ve Türkiye toplumuna, bize emanet ettiler. Dolmabahçe açıklaması budur. Dolmabahçe açıklaması vatana ihanet değil. Dolmabahçe açıklaması bir bölünme, parçalanma beyannamesi değil. Bir kardeşleşme, özgürlük, demokrasi manifestosu, yol haritası ve silahsızlanmanın da çağrısıydı.